Merhaba. Bugün sizlerle biraz nezaket üzerine konuşmak istiyorum. Dünyada hepimiz birbirimize karşı daha nazik olsak büyük ihtimalle çok daha farklı bir dünyamız olurdu, değil mi? Peki bir baksanıza hayatınıza. Aklınıza gelen size nezaketin sunulduğu bir anı hatırlıyor musunuz? Belki bir kasiyerin para üstü verirken ummadığınız bir şekilde içtenlikle size sunduğu bir gülümseme. Belki bir şeyi taşırken zorlandığınızı fark eden hiç tanımadığınız birinin yardımınıza koşması. Belki evcil hayvanınızın gelip size nazikçe sokulması, sizi sevdiğini hissettirdiği bir an. Belki zor hissettiğiniz bir anda, zorlu bir anınızda, tam desteğe ihtiyaç duyduğunuz bir anda sevdiğiniz birinin sizi kucaklaması. Özel bir sebebi olmadan belki, yani bir dost elinin yakınınızda olduğunu fark etmek. Hiç zorunlu olmadığı halde birinin size yaptığı içten bir iyilik. Bunları unutmak kolay değildir. Büyük ihtimalle aklınıza ben size anlatırken birkaç sahne gelmiştir bile. Peki benzer bir soruyu kendiniz için de sorsanıza. Siz en son ne zaman birine içten bir nezaketle yaklaştınız? Bunu hatırlamak daha güç olabilir. Hatta birçoğumuz buna yanıt vermekte zorlanabiliriz. Çünkü günlük hayatta fark edilmeyebiliyor böyle anlar, dikkatlerden kaçabiliyor. Hayatın koşuşturması, temposu içerisinde başkalarına zaman ayırmak, bunu hatırlamak güç olabiliyor. Belki bir iş arkadaşınıza, ofisi paylaştığınız kişiye bir kahvede onun için alıp götürmek. Son derece içten ve nazikçe yapılabilecek bir davranış, değil mi? Belki bu tip örnekler geliyor olabilir aklınıza. Belki sadece birinin o an daha iyi hissedeceğini varsayarak yaptığınız bir iyilik. Hiçbir karşılık beklemeden ona sunulan bir tebessüm belki. 3 gündür şefkatle ilgili bir zirveye katılıyorum. Sempozyum gibi bir şey. Ve çok dolu dolu geçiyor. Bu sempozyum oturumlarından bir tanesi Tupten Jinpa'nın bir oturumuydu. Ve böyle bir egzersiz yaptırdı aslında. Bunu egzersiz olarak yaptırdı. Böyle bir anı hayal etmek üzerine. Sonunda da şöyle bir geri bildirim verdi. Aslında dünyada herkesin nezakete ihtiyacı var. Birinin size içtenlikle sunduğu bir gülümseme, yaptığı bir iyilik size ne hissettirmişti bir bakın dedi. Hissettiğimiz duygular sıcaklık, değer görmüş olduğumuzu hissetme, sevildiğimizi hissetme, önemsendiğimizi hissetme ya da bir başka deneyim olabilir. Bu hisler son derece kişisel. Hissettiğimiz duygu, oradan aldığımız mesaj son derece kişisel. Ancak şöyle bir şey var ki, dünyadaki herkesin ortak bir paydası var. Hepimiz mutlu olmak istiyoruz. Hepimiz acılarımızı azaltmak istiyoruz. Hepimiz bu dünyada sevgi görmek ve sevgi sunmak istiyoruz aslında. Ve bu nezaketi başkalarına sunabilmek için her gün bizim için yeni bir fırsat. Ve kendisi de şöyle bir niyetle sonlandırdı egzersizi. Başkalarına nezaket sunma niyetiyle egzersizi sonlandırdığını söyledi. Ve bu bana çok iyi geldi. Sizlerle de paylaşmak istedim. Belki siz de yarın sabah güne nezaket sunma, iyilik gösterme niyetiyle başlayabilirsiniz. Bunu başkalarından bir karşılık bekleyerek değil, yalnızca içinizden geldiği için yapabilirsiniz. Ve hatta eğer sizin için mümkünse aynı nezaketi ihtiyaç duyduğunuz anlarda kendinize de sunabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.